Kore mid tarafında bekliyor abi. Flash geldi, hızlıca bir kendi dodge'ladı. Ardından Razmo'yu yakalamayı başardı. Ama Joko trade'de başarılı. 4v3. Hızlı şekilde rampaya gelen oyuncu vardı. Sopla yatağı yapmadı. Son kalan oyuncular B'ye doğru yavaş yavaş dönecekler mi dedim. Ama mid'e geliyorlar. Mid'de 2 tane oyuncumuz var. Hem QB hem de Skrunk mid tarafındaydı. A'ya doğru dönüyorlar. Şimdi hızlı bir şekilde mid'e çıktılar. Orada karşısında Skrunk var. Joko önce QB'yi ardından Skrunk'ı yakaladı. Soulfly karşılayacak. Exercise onu da düşürmeyi başardı. Tek başına fizik aldı. 2v1. Oyun A'da bomba kurulacak. Fizi bir fake attı. Fizi bir sağa bir sola döne döne kill almaya çalışıyor ama Exercise round'u getiren kill'i alıp durumu 1-0'a getiriyor Heat adına. Olmaz umarım. Skrunk henüz yerini belli etmedi. Lucky rampa tarafına doğru yaklaşıyor. Skrunk arkasını döndü ama Skrunk hata yapmadı. Lucky'yi düşürmeyi başardı. Skrunk'ın yeri belli. Kendini göstermiyor. Şu anda avantaj bizim ellerimizde ama Exercise ilginç smoke taktiği. Sandbox'daki Skrunk'ı yakalamak istiyorlar. Joko hızlı çıkacak. Skrunk tabii ki bundan habersiz. Joko'nun canı var. Skrunk'ı yakalamayı başardı. 3v2'ye geldi durum. Avantaj bir anda dezavantaja döndü. Sangal için 3 oyuncu da. Şimdi bir smoke attılar. Biri oturacak. Fizzy smoke'ların arkasından Exercise'ı düşürdü. Kuyubi bombayı çözüyor. Bombayı çözmeyi başardık. Joko'yu da yakalamayı başardı. Keşke AK'yi de alsaydık. Easy bir şekilde round alıyoruz. Güzel force. Kuyubi hazır. Tek başına değil. Yakın hemen rotasyona gelebilecek Kori var. Bu arada Skrunk görmediğimiz yerde Makayı yakalamayı başarmış. Kuyubi bakalım Lucky'yi fark edebilecek mi? Piklemedi oraya. Bu arada çok az utility'leri var. Tek atıldı. Adam bitti. Çok iyi. Kori Razmo'yu yakaladı. Kalan iki oyuncu da B Stairs tarafında artık B oyununu oynamak zorundalar. Onlar da bunun farkındalar. Fizi. İki oyuncuyu da fark etti Fizi. Şöyle bir denedi ama kimseyi yakalayamadı. Kuyubi döndüklerini duydu mu acaba? Son 40 saniye yavaş yavaş A'ya doğru dönüyor. Bu arada arkalardan gelmeye çalışan Soulfly var. Yeri güzel. Sabretmesi lazım sadece. Lucky yavaş yavaş Caner'in aim'ine doğru yaklaşıyor. Lucky gösterdi. Sangal 5v1. Exercise tek başına kaldı. Soulfly'ı gördü. İkinci denemesini yakalamayı da başardı. Son 20 saniye 50 canı var. Exercise'in yeri belli. Pushlayan oyuncuları da tahmin ediyor. Exercise Kore'yi de yakaladı. Bu arada çok fazla yakalanmamamız lazım. Yok. Para yok. Fizzy sonunda kill'i almayı başardı. 4-1. Round farkı 3. Hani ekonomi T tarafında sıkıntı yaratmayabilir ama Sangal CT tarafında bunu sorun yaratabilir daha doğrusu. Sangal için Fizzy bir AWP tercihinde bulundu. Sonunda demeye çalındı, geri çıktı. Kapalıyız. Soulfly bu ara Fizzy'ye bıraktı. Güzel pick. Joko'yu düşürmeyi başardı. Yine entry alan taraf Sangal. Hata yok. Bir oyuncu midde ki Kore'yi yakalamayı başardılar. Fizzy de düştü. Fizzy'nin AWP'sinden herhangi bir etki göremedik. 3v2 bir anda killer alındı. 3 oyuncu da rampa tarafına doğru yaklaşıyor. Burada Makadin Soulfly'ı da yakaladı. Çok açıkta bak işte agresif oyunun zararlarından birisi bu. Agresif oynadıkça çok açıkta kalıyorsun. 3v1 QB yapılabilir. Neydi var yani ama smoke yok. Bu yüzden sorun olabilir. Kapalı da 2 oyuncu var. Oraya doğru yaklaşıyor. Kiti var o yüzden biraz agresif bir oyun oynayacak. Makazini yakalamayı başardı. Exercise var yakında. Onu da fark etti. Şöyle bir denedi. Onu da Lucky yakalıyor. Biz aramayalım yani. En azından ikinci yarıda bu roundları aramayalım. Soulfly agresif oyun için bekliyor ki agresif de oynadı. Exercise kafasını gösterdi. Soulfly önce tekledi ardından yanıcısıyla yakalandı. Fizzy de Joko'yu düşürmeyi başardı. Başladı işte. Bahsettiğim konu buydu. Soulfly yine agresif oynayacak. Soulfly işte Soulfly'ın içinden bu geliyor. Sürekli kill almak geliyor ki başarıyor da. Soulfly 3 kill'le muazzam bir oyun oynadı. Bir yanıcı 2 tane de yani 4 kill'iyle round'u tamamladı. Razmo 1v4.
Kapalıya geldi. Yerini biliyoruz Razmon'un. Bomba. B'yi artık retake'e bıraktık. Skrunk ve Cory hazır bekliyor. İzledi. Razmo. Kili vermeyelim. Skrunk sadece 46 cana kadar düştü. Kili almayı başardık. 6-5. Bizi ekstra mutlu ediyor. Mid tarafında herhangi bir oyun yok. Heat tarafında 4 oyuncu var. 4'ü de B arkasında. Exercise bu arada tahtaya kadar gelmiş. Kafasını çıkarması yeterli Skrunk'ı yakalamak için. Skrunk hazır bekliyor. White arkasına geldi. Utility'ler gönderiliyor. Flash'lar patlayacak. Exercise henüz kafasını çıkarmadı. Skrunk ikili aldı. Skrunk 2'yi vurabilecek mi? Exercise düşürmeyi başardı onu. Kuyubi bu arada yanıcı ve utility'lerden sonra 20 cana kadar geriledi. O yüzden daha fazla zorlamadı Fizi. Burada alacağı 2 kill bizim için çok muazzam bir önem ifade ediyor. Havada tekledi Maka'yı. 15 cana kadar düştü Maka. Ama fiziği düşürdü. Avantaj bizim ellerimizdeyken bir anda daha zaman dezavantaja döner mi? 2v1, 2v2. Makazinin canı az. Exercise'ın da nitekim öyle. Cory ikili aldı. Soulfly Exercise'ı düşürüyor. Ve round'u Sangal'a getiriyor. 7-5 round farkı 2. Cory mid'e bakıyordu. Razmo yakına kadar geldi. Ondan sonra geri çıkmayı tercih etti. Bu arada Soulfly yine Joko'yu vurmuş. Soulfly bugün alev alev ya. 23 kili var Soulfly'in şu anda. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama. Güzel kick ama Cory işte... Şunları yapması lazım Cory'nin. Güzel Nate bu arada. Razmo ve Maka yok oldu resmen. Cory'nin bu... Bak Cory'nin... Konuşmuyorsa clutch. Exercise. Yavaş yavaş rampaya doğru, B rampaya doğru yaklaştılar. Orada kuyu bir site içerisinde kör oldu. Bekliyor. Bu arada Skrunk bir piklerse bir anda ikisi Exercise ve Lucky karşısında olabilir. Ama burada çok fazla hata yapıyor Skrunk. Geçtiğimiz maçta da öyleydi. Bu sefer hata yapmadı Skrunk. İki oyuncuyu da vurdu. AWP'yi de düştü, şeyi de düşürdü. İlk yarıyı 10'a 5 tamamlıyor. Round farkı 5. Bu sefer de T tarafındayız. Mid tarafına doğru hızlı geldik. Bu arada Exercise yerini aldı. Cory geldi, kill aldı. Joko da Soulfly'ı düşürmeyi başarmış. B arkasına. Şu an çok tuhaf bir oyun dönüyor. Mid tarafında, B arkasında birbirlerini kovalayan oyuncular var. Joko, Lucky, Skrunk. Bir sürü kill çıkıyor şu an. Sadece mid tarafında Fizi kaldı. B tarafında da Skrunk var. Bakalım nasıl bir oyun oynayacak. Bir oyuncu da aynı yerde. Razmo'da Skrunk yakalıyor. Çok tuhaf bir oyun gördük. Ben daha önce hiç böyle bir oyun... Razmo. Skrunk mid'e geldi. Cory ile beraber orada iki oyuncu var. Bir boost gelecek Cory. Umarım yakalanmaz. Güzel pick. Exercise'ı düşünmeye başladı. Orada bir oyuncu daha var. Cory! Çok iyi döndü Joko'ya. Resmen kilitlendi. Kill almayı başardı. Razmo agresif oynuyor. Kuyu bir de onu vurmayı başardı. 5v2. Çok iyi oyun. Soulfly herkes agresif oynuyor. B tarafının bütün kontrolü şu an. Sangal'da bomba kuruluyor. Fizi bombayı kurdu. Lucky 1v5. Soulfly'in 3 canı var. Cory bu arada arama yapıyor ama Lucky onu vurmayı başardı. Lucky'nin yeri belli. Lucky kuyu bir tarafından yakalandı. 11-7. Bu arada rampada birleştik. Maka'yı yakalayabilirsek bizim için çok iyi oldu. Bu arada Lucky canlarımız bayağı bir gitti. Lucky Soulfly'ı yakalamayı başardı. Şu andaki tek firepower'ı gitti Sangal'ın. En büyük firepower'ı gitti. Kuyu henüz round'a adapte olamadı dediğim anda. Ya bir dur Volkan abi dedi. Joko yaklaşıyor. Fizi var karşısında. Kör oldu. Güzel bir pink aldı. Kuyu bir 2'yi de vurdu. Bir kill daha al. Çift hanelere çık. 3v3. Kuyu ve Skrunk'ın yarım canları var. Yavaş bir oyunla side'in içine doğru kadar girebilirsek bizim için iyi olabilir ama Exercise de yaklaştı. Son 40 saniyenin içine doğru giriyoruz. Yalnız Skrunk Lucky'yi düşürmeyi başardı. Skrunk Exercise'ı da düşürdü. Bomba kuruldu 1v3. 3 oyuncumuzun da canları yok. Allah'tan bir neydi yok. Neydi olsa sıkıntıya girebilirdik. Razmon'un 100 canı var.
her mermisi bir tane adamımızı bulsa yeterli onun için ama Corey şaplığa yapıştırıyor ensesine. 13-7 round farkı. 6 exercise round. Bayağı şu anda exercise'a bakıyor. Oradan alacağı 2 kill. Fiziği düşüremedi. Canını bile götüremedi. Agresif oyun. 5v5 henüz kimse düşmedi. Bombayı kurduk. Lucky Southfly'ı düşürmeyi başarmış. 5v4. Kitleri var ama utility'leri yok. Corey'nin oynayacağı oyun çok önemli. Bak Corey 2'dir. Böyle oyunlar yakalıyor ilkini. Değerlendiremedi. Corey 1 vurdu. Corey 2'yi vuramadı. Yapma işte. Fizzy egzersizi düşürdü. Haydi round'u bize getirecek. Killer senin ellerinde. Fizzy 2'yi de vurdu. 2v2. Onu da kuyubi düşürüyor. Sadece maka kaldı. 1v2'de artık uğraşmasına bile gerek yok. Sadece sesi duysa yeterli ve Fizzy round'u bize getiren sıçrayışı yapıyor. 15-13. Round farkı 1, 2, 3, 4, 3. Bir round'a ihtiyacımız var. Joko'ya bir kill vermememiz lazım. Soulfly 29'da en azından. Fizzy makasını düşürdü. Soulfly 22 ölmüş ya. Olmadı. 4v3. Corey ve Kuyubi'nin canları az. Joko çok yakında duruyor. Yani bir FAMAS'la şu anda umarım round'u kazanmaz. Skrank umarım soluna bakar. Corey de yaklaşıyor. Atışını yaptı. Kaçarken Skrank yakalıyor onu. 4v2. 15-12. Bomba kuruluyor. Şu anda bütün oklar Sangal'ı gösteriyor. Sadece Razmo kaldı. 4v1. Pikleyecek 4 oyuncumuz var. Hepsi onu gördü. Kill almayı başarıyorlar. Ve 16-12 bir şekilde. Exercise yerini değiştirdi. Fizzy de Donut tarafına çıktı. Exercise fark ettik. 3 yana kadar düştü. Fizzy Softfly birer kill çıkardı. Biz orayı izleyemiyoruz. Maka boost tarafında A'ya doğru koşuyoruz. Temple'dan çıkacak 2 oyuncumuz. Maka hazır. Kill bulabilecek mi? Kaçmaya çalışıyor. 77-42-32. Canı yarıya kadar indi ama bulmayı başaramadık. Üstüne gideceğiz. Skrank Joko'yu yakaladı. Burada Fizzy de makasını düşürdü. Hızlı oyun. Güzel kill. 1-0. Sangal güzel başladı. Böyle devam etsin lütfen ya. Razmo. Şöyle mid'e baktı. Yanıcı vardı. Bu arada A'ya doğru koştuk. Maka fiziği düşürdü. Maka teklemedi. İki QB. Burada exercise denedi. QB yakalayamadı ama smoke'ların arkasından düşürebilir. Bu arada hızlı gelen Joko var. Maka da 20 cana kadar düştü. Bomba kurulacak. 5v4. Yani HP'leri manasında. Joko QB'yi düşürdü. İki oyuncu var. Donut'tan çıkacak. Soulfly'ın yeri belli oldu. Temple'dan gelecek kimse yok. Sangal savunmasına yapıyor. 3v2. Smokeların içerisinde. Güzel sprey. Skrank, Exercise ve Joko'yu düşürmeyi başardı. Maka AWP'yi sevleyecek. Skrank'ın tek spreyi bize round'u getiriyor. 4-0. Keşke Maka'nın AWP'si de sevlenmeseydi. Gerçekten de lucky. Skrank 7'ye kadar düşürdü. Soulfly da onun canını düşürmeyi başardı. Adam kimseyi görmeden canları yok etti bile. Soru neydi kanka? Ben maç sunarken bakamıyorum chat'e de şimdi fark ettim. Ne sorusu sordun? Skrank kendini side içine attı. AK ile girdi sanki. Lucky'nin yerini biliyoruz. Of vay ama Lucky. Tek spray 2 kill. 5v2. Lucky ve Joko'nun canları gitti sadece. Onun dışında fuller. Tek utility'leri var. Smoke'ları. Ki makasinde Corey'yi düşürdü. Sadece Skrank kaldı. 1v5. Dark'tan çıkan bir oyuncu olacak. Skrank. Lucky'yi düşürmeyi başardı. Bombayı kursun en azından. Para gelsin. Exercise'da Skrank'ı düşürüyor. İlk round'unu almayı başarıyor. İki oyuncu Dark önündeydi. Geri çıkmayı başardılar. B savunmasını 3'e çıkardı Hit. Razmo'da yavaş yavaş mid'e doğru geliyor. Ya bir anda buradan çıkıp 3 oyuncumuz da rehin alabilir. Çünkü Soulfly hiç düşünmüyor orayı. Soulfly güzel çıktı. Lucky yakalamayı başardı. Joko arkalardan gelen Razmo'nun güveniyle çıkıp Soulfly'yi vurdu. Fizzy aimini koydu. Joko gelecek. Fizzy hata yapmadı. Makasini de düşürse muazzam olur. Timing. Fark etmedi sanırım. Razmo da B'ye geliyor ama biz A'ya dönüyoruz. Çok iyi. QB A'yı boşalttı. Temple'dan infoları da aldı ama
Orayı kapatacak bir yüzümüz yok. 1v1 Razmo. QB'yi düşürdü 1v1'de. 2v2 şu an durum. Skrunk eğimini çekmeden kaçmayı başardı. Fizi sağına bak. Fizi sesi duydun ama yapma Fizi. Bombayı çözüyor Skrunk. Çık Skrunk. Kill almayı başardı. Çık Skrunk. Skrunk round'u bize getiriyor. Durum 6-3'e geliyor. Oğlum var ya. Aşırı sabırlı. Yani oradan bir oyun olacağını tahmin ediyor. Bu arada mid tarafında Cory vardı. Lucky kill bulmayı başardı. 4v4'e geldi durum. Fizi darttan yaklaşıyor. Lucky yaklaşacak aimine doğru. Yanıcı geldi. Geri çıkmak zorunda kaldı. Ama Joko offline spotlardan çıkıp yakalandı. 4v3 adam üstünlüğü. Heat'in ellerinde. Bakalım nasıl bir oyun çıkaracak. Sangal egzersiz 40'a kadar geriledi. Magazin Skrunk'ı düşürmüş. Kuyubi 3v2 canlarımız az. Utility'miz yok. B arkasındayız. Kuyubi daha fazla deneyecek muhtemelen. Şuradan bulacağımız 2 kill aslında her şeyi değiştirebilir. Kuyubi sesleri duyuyor. Egzersiz'ı baitliyor. Dodge'luyor daha doğrusu. Bombayı çözdüyor. Egzersiz Kuyubi de şaplığa yapıştırıyor ensesine. Durum 7-3. Round farkı 4. Şu anda 5 oyuncu Donut'a geliyoruz. Razmo vurdu. Skrunk zıplaya zıplaya Razmo'yu vurdu. Kutu arkasında egzersiz var. Main'i kontrol ediyor. Oradan gelen hiçbir oyuncu yok. Bizim burayı kontrol etmemiz lazım. Bomba kuruluyor. Softlay yakalandı. Egzersiz Skrunk'ı da düşürdü. Vertigo'da da aynı oyunu oynamıştı. Yakalamadık hala. Egzersiz bizi mahvetti resmen. 2v2'ye geldi durum. Joko fiziği de düşürdü son 30 saniye. Cory makasını düşürdü. 1v1. Dönmedin mi B'ye? Yapmadın mı o sporu? Son 20 saniye. Joko. B'ye gittiğini tahmin et. Bomba kuruldu. Cory'nin ne flaşı ne smoke hiçbir şeyi yok. Bir smoke attı kendine Joko. Bombayı çözmek için şimdi oturdu. Joko Allah'tan çözmüyordu ama tabii ki ikinci fake'ten sonra çözdü. Çözdü, çözmedi. Round'u aldı. Hadi şey VIP'ye erişebilirsiniz. Yemek yok evde kanka. Ben de yemek bekliyorum. Exercise Soulfly'ı düşürdü. Kuyu bir trade'de başarılı. Site içine girmeyi başardık. Fizi atışını kaçırmadı. Joko da bu arada bir kill almış. Joko'dan ne çektik be? Razmo geldi yakına. Kuyu bir düşürdü. Fizi hata yapmaması lazım. Kill almayı başardı. 2v2 Joko havada. Bomba kurulmadı. Lucky'nin 12 canı var. Cory bir kill aldı. Cory aramaya çalışıyor. A'ya doğru koşuyorlar. Biz de A'ya doğru hızlı rotasyon verdik. Site içine girdik. Softlay hızlı pikledi. Bir vurdu Softlay. Havada, adamı havada vurdum oğlum. Kuyu bir egzersizi vurdu. Karşıda Razmo da var. Kuyu bir mermisi bitti. Skrunk Lucky'yi düşürmüş bu arada. Skrunk aim punch yedi. Onda Kuyu bir düşürüyor Razmo'yu. Son kalan oyuncu Cory. Cory çizecek şimdi makazinin. Fıçık fıçık. Şu an bizim için olay sıkıntıya dönebilir. Maka arkası dönük. Yavaş yavaş main'e doğru yaklaşıyor. Cory egzersizi düşürdü. Danı tarafında henüz 3 oyuncular. 3 oyuncuları var. Kuyu bir 1 aldı. Razmo trade'de başarılı. Orada yardıma gelen Fizi var. Cory de Makayı düşürdü. 13-14. Round farkı 9. Cory kill almayı başaramadı. Kuyu bir 1. Kuyu bir 1. Daha fazlasını bulmamız lazım. İşte bahsettiğim konu bu. Aslında şeyimiz iyi, duruşumuz iyi. Benim yeni aldığım AWP'yi gördün mü? Joko. Ve denemememiz lazım. Paramız yok. Geri çıkacağız. Çıkmamız da lazım. Durum 14-8'e geliyor. Ne olmuş? Cory mide hızlı geldi. Bu sefer agresif oynayacağız. Exercise bekliyor. 3 oyuncuyla mide geldik. Çok alışık bir şey değiliz bu arada. Sangal'dan bu oyuna. Cory, Skrunk, smoke arkası killer arka tarafta. Exercise de var orada ama üstüne oynamadık. 5v3. Bu arada orada Joko agresif oynayacak. Yandı. Soulfly güzel kaçtı oradan.
Maka AWP ile yemini koymuş. Bekliyor. Smoke'tan çıkacak ama Soulfly'a sökmez. Joko kaldı tek başına orada. Onun üstüne de Cory geliyor. Cory sadece egzersiz kaldı. Mid'e çıkmaya çalışacak. 5v1. Can dahi kaybetmedik. Daha fazla piklemek istemediler ki en mantıklısı da bu. Kuyu bir zaten orada olduğu için çıkmadığını biliyoruz. İkili pik atacağız ve Kuyu bir hata yapmadı. Round almayı başardık. 15-9. Cory, Joko tahmin ediyor. Cory kill aldı. Soulfly'da exercise'ı düşürdü. 4v3. Adam üstünlüğü bizde. Bitir hoca. Burada bitir. B tarafında olduğunu biliyoruz. Soulfly hızlı bir şekilde yardıma gidiyor B'ye. Skrunk makayı da düşürdü. Bomba hala yerde. Yerden AWP'yi aldı. Rosmo'yu da vurdu. Son olarak Lucky kaldı. Son kalan oyuncu Lucky. Çok da Lucky diyemeyiz ve Skrunk son vuruşu da yapıyor.